Nilüfer Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kanayan yarayı konuşacağız bugün sizlerle. Evet, gerçekten böyle içimden gelerek bunu söylemek istedim. Çünkü son yıllarda, son zamanlarda özellikle bu ev kiraları, ev sahipleri, kiracılar arasında çok büyük sıkıntılar var açıkçası. Evet. Özellikle ekonomideki durumu göstererek mülk sahipleri kiracılarına istediği kadar zam yapabilir mi? Mülk sahibi kiracılarına istediği gibi zam yapamaz. Kafasına göre kira artışı sağlayamaz. Şuradan başlayalım. Evet, yüksek enflasyon, paramızın gücünün ve değerini kaybetmesi ve gün ve gün işte yüksek döviz artışı neyi etkiledi? Haliyle kira getirisinin de artması nedeniyle gayrimenkul sahipleri artık mülklerinden daha fazla kira geliri elde etmek istiyorlar. Mülk sahibi kiralayan kafasına göre dilediği gibi bir kira artışı yapamaz. Evet, şu an bu kanayan bir yara. Evet. Ülke gündeminde kiralayanlar olsun, kiracılar olsun bu durumdan muzdarip. Kiracılar da artık haklarını çok iyi şekilde biliyorlar. Ama biz, yani mülk sahibiyseniz kiracınıza istediğiniz şekilde kira artışı yapamıyorsunuz. Yüksek enflasyon, paramızın değerini kaybetmesi, dövizde an ve an artış olması. Beklenmeyen artışlar. Evet, beklenmeyen artışlar. Yani rally gibi şu an kira artışları, evet, fazlalaşıyor. Ve o kadar ilginç ki bir senede, mesela benim bildiğim senede bir kontrat yenilendikçe kira artışı olur. Ben duyuyorum 3 ay sonra, 6 ay tabii, sonra öyle kafalara göre talep etmeleri mümkün değil. Şöyle bir şey, her kira sözleşmesi, şimdi hani kira sözleşmesinin detayına girmeyeceğim. Kira hukuku borçlar kanunu da geniş bir şekilde düzenlenmiş durumda. Şimdi ben kiracıyım, siz kiralayan mülk sahibisiniz. Bir kere 5 seneden önce kira tespit davası açamıyorsunuz. Ve şu an 11 Haziran 2022 tarihinde geçici bir yasa geldi, borçlar kanununa. İş yeri için değil, iş yeri kiraları için yine borçlar kanunundaki ilgili madde, 344. madde geçerli, onu anlatacağım. Ama kira konutları için ne oldu? %25'lik bir artışla sınırladılar. Bu 2023'e kadar geçerli olacaktı, 2024'e kadar uzatıldı. Ama iş yerleri için 344. madde nedir? Tüketici fiyat endeksinde geçmiş bir senenin 12 aylık ortalaması değişim oranına göre. Ondan, hı hı, daha fazlasını talep edemiyorsunuz zaten, yani artışta. Yani ben işte şu kadar istiyorum, bu kadar istiyorum değil. Kira tespit davası açtınız, mülk sahibisiniz. 5 sene geçmesi gerekiyor zaten. Orada dahi kira talep ederken kira miktarını net söylemek zorundasınız. Biz zaten bize gelen müvekkillerden o talebi alıyoruz net bir şekilde. Çünkü kiralar an ve an artıyor. Değiştiği yani ben için, davayı açıyorum. Evet, evet, 6 5 ay sonra, sene sonra ne olacağı belli değil. Hatta 6 ay sonra emsal kiralar orada değişiyor. Ben davayı açtım, tespit davasını, miktarı söyledim. Gayrimenkulün bulunduğu yer, işte bir takım yerlere yakınlığı, ondan sonra durumu ve oradaki emsal kiralar onun tekrar kirasının tespitinde mahkemenin nezdinde önem arz ediyor. Yani Yargıtay da zaten bunlara kıymet veriyor ve dediğim gibi bu artışlar da yine TÜFE'nin 12 aylık değişim oranı üzerinden yapılıyor. Peki ben şunu merak ediyorum. Evi ben kiraladım iş yerini ya da. Bir yıl sonra kira artışına dedik ya maksimum %25 yapılabiliyor. Konut için, evet. Konut için. Peki bu işte ne kadar, 3 artış mı 5 artış mı? Tek artış. Biz bu konuda mesela işte anlaşmaya varamadık diyelim. Ben %10 artsın diyorum, öbürü %15 artsın diyor. Biz burada uyuşamadık, bir anlaşmazlık var. Ne yapacağız? Şimdi zaten artış %25 olacak ya konut kiraları, hı-hı, için. Yani sizin minimumda yapmanız gereken artış %25. Yani mülk sahibiniz %25'in üstünde talep edemez. Etmesi için ya da işte bu 2024'te geçecek bu %25'lik sınır. Yine o zaman diyelim ki 2024 tarihindesiniz. %25 sınırı geçti. O yasadan o şey, yani süresi doldu. Yine dediğim gibi 344. madde nedir o? TÜFE 12 aylık geçmiş değişim oranına göre belirlenebilir. Şu an konutlar için %25'lik sınıra kiracılar uyuyor zaten. Ama tabii makul davranılması da gerekiyor. Bazı bu 2024 sonuna kadar da geçer mi? 2024 1 Temmuz'a kadar. 1 Temmuz'a kadar. 1 Temmuz 2023'e kadar da tekrar uzatıldı. 1 Temmuz 2024'e kadar bu konutlar için geçerli. Hı hı. %25'te kalabilirsin. Ama tabii mülk sahipleri de bir nebze haklı. Hani çok ciddi kira artışı var. Hani o çok az olabiliyor. Kiralayanla kiracının anlaşmasından, evet, yanayız ama anlaşmasından
anlaşma sağlanamıyor. Ama iş yerleri, işte doktorlar muayenehane kiralıyor değil mi? Orası bir iş yeri. İş yeri niteliğindeki yerler için de ilk 5 senelik süre zarfında mülk sahibi dava açamıyor. Aralarında anlaşmazlık olduğu zaman mülk sahibinin yapması gereken şey yani 5 seneyi beklemek, ama kiracının yapması gereken şey de 344. madde iş yeri kiraları için yine TÜFE oranı geçmiş 1 senelik ortalama değişim oranına göre. Aklıma bir şey geldi, güleceğim aklıma gelen şey, size de soracağım hatta. Tamam. Bütün ev sahiplerinin Almanya'dan çocuğu geliyor son zamanlarda. Bu bir evden çıkarma nedeni olabiliyor mu? Değil. Evden çıkması için, yani işte çocuğum üniversite sınavına giriyor. Seni İstanbul'da okuyacak, kızım Almanya'dan gelecek, oğlumu evlendireceğim gibi beyanları Yargıtay samimi, gerçek, zorunlu bulmuyor. Yani bu yüzden bu şeylerle, beyanlarla evden kiracıyı çıkartamazsınız. Ancak oraya ihtiyacınızın olmasının gerçek, samimi, zorunlu ve dava açıldığında dahi devam eder nitelikte olması hangi lazım. Hangi nedenlerle kiracı çıkarabilir? Ben de kiracıyım. Mülküm var. Kiracının çıkmasını bekliyorum. Çünkü ben de yüksek bir kira ödüyorum. Yani onu daha fazla ödeyemeyecek durumdaysam kendi evime geçmek için ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilirim kendi ihtiyacım için. Ondan sonra yani evliyim eşimle birlikte. Hı hı. Veya çocuğum üniversite sınavına girdi ve kazandı. İstanbul'da tıp fakültesi okuyacak 6 sene boyunca ve benim orada evim var, Ulus'ta. Okula oradan gidip gelecek. Bunun için aynı şekilde dava açabilirim. Ama mesela yani kızımın bir projesi var. Mimar 6 aylık işte İstanbul'a gidecek. Bu geçici ihtiyaçlar için Yargıtay tahliye kararına karar vermiyor. Zaten. Yani sizin bir mülk sahibi olarak ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilmeniz için ihtiyacınızın gerçek olması, tahliye samimi, zorunlu ve sürekli olması lazım. Açılabiliyor mu peki? Tahliye davaları hemen açılamıyor. Tuğan'a çok ilgilendim bu konuyla. Evet. Tuğan Hanım. Tahliye davaları... Başıma geldi çünkü. Evet. O kira döneminin sonundan itibaren bir ay içinde açılabiliyor. Evimi satacağım dedi bana. Yeni malik çıkartabilir ama. Efendim, evimi çıkaracağım. Ben zaten öyle bir insan değilim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın dedim. Şöyle bir şey. Evini sattı mülk sahibi. Hı hı. Yeni alan kişi onun haklarını halef oluyor. Artık senin yeni mülk sahibin oluyor. O da ancak evi aldıktan, yani aldığı tarihten itibaren bir ay içinde size yazılı bir ihtarname gönderirse noterden, o eve benim ihtiyacım var, ben oturacağım diye. O da zorunlu diye. Bir sebep olmuş oluyor. Evet işte. Ama hemen çıkmaya da bilirsiniz. Yani onun dava açması bile, ben yeni evi aldım, sana ihtarname gönderdim, bir ay içinde evi aldıktan sonra o davayı hemen açamıyorum. Kira sözleşmesinin 6. ayından sonra açabiliyorum o davayı da. Ama genel anlamda hani yeni maliklerin ihtiyaç nedeniyle tahliye davasına bile kiracılar çıkmıyor. Sonuçta işte bakın, onu bu davalar söyleyecektim. Hemen acil bir neticelenmiyor. Şey olsa bile hemen neticelenip aşılmama sebebiyle. Evet zaten... ortalama 2 sene. Mesela ben şunu söylemek istiyorum. Kira tespit davası açtık. Kira tespit davasında dosya bilir kişiye gitti. Yani o sürede dediğim gibi, yani bu davanın ortalama 1-2 sene bir süreci var. Kira artışı gidiyor. Kira tespit davası neticesinde hakim bir kira artışına karar verdi. Ama siz bir sonraki sene bakıyorsunuz ki orada daha fazla kira olmuş. Tekrar tespit davası açamıyorum. Sadece artış yapabiliyorum mevcut mahkemece belirlenen kira tutarı üzerinden. Peki ev sahipleri kiracıdan kaynaklı nedenlerle tahliye davası açabiliyor mu? Tabii açabilirler. Ne şekilde açabilirler? Bir kere kira sözleşmesi yaparken, yazılı sözleşme yaparken eğer bir tahliye taahhütnamesi aldıysak, özellikle bu tahliye taahhütnamesini noterden aldıysak, itirazlara karşı, imza itirazına karşı, eğer sağlıklı bir tahliye taahhütnamesi aldıysanız, kira sözleşmesinin yapıldığı anda değil, daha sonra tahliye taahhütnamesini icraya koyarak tahliye edebilirsiniz. İki, kiracının aynı belediye sınırları içinde kendisinin veya evlisi eşinin bir oturacağı ev varsa bunu ispat edebilirsiniz. Tahliye davası açabilirsiniz. Aynı zamanda kiracınız bir senelik kira dönemi içinde kirayı ödemedi. Yani Ocak'ta ödemedi, Şubat'ta ödedi, Mart'ta ödemedi. İki haklı ihtarname göndererek yine onu çıkartma hakkınız var. Özellikle kiracının evinize geçtikten sonra aidat borcunu ödememesi de kiracıyı tahliye etmek için bir neden. Yani muacele olan kiralayacaklarını size ödemiyorsa, Ocak, Şubat, Mart'ı ödemedi. Kira aidatlarını da ödemiyorsa siz bu şekilde de onun tahliyesini talep edebilirsiniz. Zaten ihtarname gönderiyorsunuz, bunu belirtiyorsunuz. 30 günlük bir süre veriliyor, ödememe halinde onu tahliye edebiliyorsunuz. Peki şunu çok sormak istedim. Mahkemeye müracaat ediyorsunuz. Buyurun. Kiracı her şeye müracaat ettiğinde en kötü bir 6 ay, 1 sene, 5 sene bekliyor. Mülk sahibi başvurduğunda bekliyor mu peki?
Şöyle bir şey, neye başvurduğunda ama mülk işte sahibi... tahliye için, tahliye davası için başvurdu. Mülk sahibi başvurduğu için şu an hani hepimiz bu dertten muzları biz stüdyoda. Evet, kira şu an ekranın başında kilitlen izleyiciler. Kira eminim. Uzmanı oldum. Şöyle bir şey, mülk sahibi tahliye davası açtığında hani bu kira gelirini ödememe, işte hani kiracıdan kaynaklanan sebepleri ispat edebildiği takdirde bu süreç daha kısalabiliyor. Yani bir, bir buçuk sene olabiliyor. Ama hani ihtiyaç nedeniyle tahliye davası, ihtiyacınızı belirtmeniz lazım. Veya kentsel dönüşüme girecek yeniden imar inşa söz konusu. Onunla ilgili bir tahliye davası açabilirsiniz yine mülk sahibi olarak. Ya da işte yeniden bir ev aldınız, oraya ihtiyacınız var. Dava açabiliriz ama bunların sürmesi, yani ortalama süreci 2-3 seneyi bulabiliyor. Yani çünkü şu an ülkemizin ekonomik durumu, yüksek enflasyon zaten tahliye ve tespit davalarını çok arttırmış durumda. Peki kiracı mı hatta ev sahibi mi? Kırtık kiracının da haklı olduğu yerler var, ev sahibinin de haklı olduğu yerler var. Bunu artık böyle kiracının da makul davranması gerekiyor bence. Çünkü gerçekten böyle çok ederi olan, kira geliri artışının çok fazla olduğu yerlerde minimal düzeyde kalarak hani kirayı devam ettirmek istiyor yani ama. Yani şu durumlar oluyor artık. Gerçekten bir yıllık bile söz daha bir yıllık oturan kiracıları evden çıkarıp daha yüksek kiralara verebilmek evden için... Evden çıkarma durumu söz konusu değil. Bak bu programda altını çiziyorum. Bir senelik kira sözleşmesi yapmış olsanız da... Ama bunlar yapılıyor da şimdi yapılmıyor o zaman değil bak, mi artık? Evet, bir senelik kira sözleşmesi yapmış olsanız bile zaten sürenin sonunda çıkartamıyorsunuz. O belirsiz süreli kira sözleşmesine dönüyor. Bir kiralayanın hiçbir sebep göstermeden kiracıyı tahliye edebilmesi için 10 sene geçmesi gerekiyor. Kira artışı talep etmesi için de 5 sene geçmesi gerekiyor. Yani öyle kolayca kiracıyı tahliye etme söz konusu değil bizim yasamıza göre. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben eminim, teşekkür ediyorum. Güzellik programında böyle hukuki evet, bir evet, konuda kira hukukuyla ilgili görüşmüş olduk. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.